Gel. Hani hastaydın sen 15'li? Reis, gerçeği söylersem izin vermezsin diye düşündüm. Meğer sen gerçeği biliyor musun? Gerçeği. Hangi gerçeğin? Gerçek o kadar çok ki. Ailemi öldürenlerin peşinde olduğumu. O mesele. Atakan mı söyledi sana reis? Bu çocuğun ailesi Bosna Savaşı'nda katledildi. Devlet de çok küçük yaştayken bunu bizim ailemize verdi. Sana anlatmıştım, hatırlarsın. Evet. 15'li çok uzun zamandır ailesini katledenlerin peşinde. Ama bu adamlar en az Erman kadar tehlikeliler. Yıllarca onu uzak tutmaya çalıştım. Ama benim sözümü artık dinlemiyor. Hatta bu yüzden beni abilikten reddetti. Aranızdaki kavganın sebebi şimdi anlaşıldı. Peki kim böyle? Akrepler diye bir grup. Hayatta kalan 3 üyesi var. 15'li onları bulmak için her türlü deliliğe kalkışabilir. Senden ricam onu koruyup kollaman. Eyvallah. Tabii yaparım. Elimden geldiğince de yapmaya çalışıyorum zaten. Ama intikam peşine düştüyse onu bu saatten sonra ben bile vazgeçiremem bence. Ama en azından kontrolün senin elinde olmasını sağlayabiliriz. Sana bir avukatın ismini vereceğim. Reis. Avukattan aldığım belgeyi görmem lazım. Onu bana ver. Olur. Al. Ben bu kadar kolay vereceğini düşünmemiştim. İyi de işime yarayacak her şeyin üstünü çizmişsin. Ben değil 15'li. Bana bu dosyayı veren avukat Ahmet'im. Ona da resmi makamlardan böyle gelmişim. Kim bilir dosyanın orijinali nerede saklı? Yani ben şimdi buradan şunu mu anlamalıyım? Radovan Samaç yaşıyor ve Sırbistan devleti onu koruyor, öyle mi? Bir savaş suçlusunu korumak herkesin harcı değil. Bunu yapamazlar. Belli ki daha yukarıdan birileri bunları kolluyor. Yani Atakan haklıymış demek istemiyorum ama harbiden Atakan haklıymış. Ama ne olursa olsun, ölü ya da diri, o Radovan'ı elime geçireceğim. Sağ ol reis. Otur. Söyleyeceklerim daha bitmedi. Atakan'la konuşurken ağzından bir takım şeyler daha aldım. Daha doğrusu o anlattı. Bu Radovan'ın bir kız kardeşi varmış. Kız kardeşim yaşıyor muymuş? Radovan askerdeyken doğdu tahmin ediliyor. Onun ailesi de seninki gibi savaş sırasında katledilmiş. Savaştan kaçan Müslüman komşuları bu kızı evlat edinmişler. Sonra da buraya göç etmişler. Kızın tahminen 27-28 yaşlarında olduğu düşünülüyor. Yani bu ailen nerede reis, nerede yaşıyorlarmış? Bu aileyi bulsa müfit bulabilir. Onunla konuşurum. Sonrasına birlikte bakarız. Birlikte mi bakarız? Bana yardım mı edeceksin? Bunda şaşıracak ne var? Size daha önce de söyledim 15'le. Siz benim dava arkadaşlarımsınız. Benim silah arkadaşlarımsınız. Siz nasıl benim ailem için kendi hayatınızı, canınızı tehlikeye atıyorsanız benim de bunu yapmamam için bir sebep yok. Reis, benim sana bir şey söylemem lazım. Ben aslında müfit için çalışıyorum. Beni sizin aranıza sokan da o. Biliyorum. Atakan'ın müfitle çalıştığını öğrenince aklıma ilk sen geldin. Sonrasına biraz baktım. Evet, öyle olduğunu gördüm. Ne yapayım? Şimdi seni kapı dışarı mı edeyim? Hı? Döveyim mi? Ne yarar?
Ben adam kaybetmenin değil, adam kazanmanın peşindeyim 15'te. Şimdi senden ricam şu. Benim bunu bildiğimi Müfit'e söyleme. Ve Müfit'le hiçbir şey olmamış gibi aynı şekilde çalışmaya devam et. Yaptığın şu iyiliği bana hiç kimse yapmadı reis. Eyvallah. Bana bak. Koca adam. Sakın ağlayayım mağlayayım değil mi? Kalkar kafanı gözünü kırarım ha. Gel lan buraya. Hadi işine gücüne bak. Tamam reis. Eyvallah reis. Sığmasam ben de sığamam.